Efendim iyi bir hafta sonu olsun. Bakış iklim değişikliği özel yayınında, canlı yayında karşınızdayız. Bugün çok ilginç bir program yapacağız. Niye ilginç yapacağız diyorum. Yurt dışından konuklarımız var. Tabii konu iklim değişikliği. Yaklaşık uzun bir süredir sizlere iklim değişikliğinin etkilerini anlatıyoruz. Sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Sizlerden de çok olumlu dönüşler alıyoruz. Hatta önerilerde bulunuyorsunuz. Hatta ne yol gösteriyorsunuz, ne yapmamız gerektiğini bizle paylaşıyorsunuz. Biz de bugüne kadar bütün bunları aktardık. O yüzden iyi bir diyalogumuz var diyebiliriz sizlerle. Şimdi bütün bu konuşmalar arasında şunu gördük ki evet, iklim değişikliği bir gerçek, önlemler alınması gerekiyor. Bir takım çalışmalar da yapıyor. Geçtiğimiz hafta da nitekim iklim değişikliğine yönelik bir haftaydı ve birçok yerde kutlandı ve birçok yerde de hangi adımların atıldığı ortaya kondu. Şimdi önemli olan nokta şu: mevcut bugün için yaşanacak iklim değişikliklerinin yol açtığı afetlere karşı nasıl bir önlem almamız? Şimdi bunu sordunuz. Dünya nasıl yapıyor da biz merak ettik, biraz inceledik. Ve açıkça söyleyeyim, Fransa'dan konuk getirdik demeyelim de rica ettik. Kırmadılar. Hatta Yavuz Bey, biraz sonra tanıtacağım herkesi. Yavuz Bey ön ayak oldu. Kendisine de bu konuda teşekkür ediyoruz. Efendim, dünyada iklim değişikliğinin etkileri konuşulmaya başladığından itibaren aynı paralelde bir konu daha konuşuluyor. O da parametrik sigorta. Nedir? Ben de bilmiyorum ama eminim bu yayında hepimiz öğreneceğiz. Dünyada yaygın ve uygulanan bir yöntem. Türkiye'de var mı yok mu? Onu da sorup öğreneceğiz. Ama dünya iklim değişikliğine ve afetlerine nasıl bakıyor ve daha da önemlisi neler yapıyoru da burada konuşacağız. Efendim, bunların hepsini dediğimiz gibi Fransa'dan AXA Global Parametrik Pazarlama ve Geliştirme Müdürü Karine Voli geldiler canlı yayına. Hatta birkaç gün oldu geleli ve bütün bu gelişmeleri bizle paylaşacaklar. Hoş geldiniz Sayın Voli. AXA Sigorta CEO'su Yavuz Ölken. Yavuz, çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Sayın Voli'yi de çağırdın bizim için, araya girdin. Sağ olun. Bu işler torpilsiz olmuyor. Yok, torpil değil. Yani toplumun en önemli meselelerinden bir tanesi iklim değişimi. Tabii konu iklim değişimi olduğu zaman biz her zaman birlikte güzel işler, evet, yaptık. Birlikte çıkıyor. Bu çok evrensel gidelim. Bir konu. O yüzden elimizden geldiğince sisteme katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bence de. Şimdi aslında arkadaşlar da çok ciddi hazırlamışlar grafikleri. Hepsini vereceğiz. Biz dünyada ne? Burada Türkiye'de konuştuk, Türkiye'de insanlarla konuştuk, uzmanları çağırdık, neler yapıyoruz, ne ediyoruz falan, ama bir tarafı eksikti. Dünya ne yapıyor konusunu çok böyle net ortaya koyamadık. O yüzden Sayın Voli'ye soralım bu konuda. Ya, efendim, biz yayına girmeden önce bayağı detaylı konuştuk. Çok ciddi araştırmalar var, çok ciddi tespitler var. Hap halinde Sayın Voli hazırladı bunları bizler için, sizler için. Ve bunları bizlerle paylaşacak. Araştırmalar yapılmış. Dünyada çok geniş araştırmalar var. Araştırmaların tespitleri ve sonuçları çok çok önemli. Ve gerçekten bilmediğimiz ve çok da farkında olmadığımız konular. Buradan başlayalım Yavuz, izin verirsen. Aytaç, vatandaş röportajlarımızı sonra yaparız. Sayın Voli ile sonra yaparız. Önemli değil. Sayın Voli'ye sorarak başlayalım. Nedir araştırma, ne araştırmalar sonucu iklim değişikliğini nasıl gördünüz, nasıl tespit ettiniz, sonuçlarını nasıl yakaladınız? Bu raporlardan biraz bahsedin bize, gelmişsiniz hazır buraya. Ya biraz faydalanalım sizden canım, buyurun. İklim değişikliğini göz önünde bulundurmadan bile zaten aslında doğal felaketlerin küresel ekonomiye büyük etkisinin çok büyük olduğunu söylememiz gerekiyor. $520 milyar gibi bir boyutu var aslında bunun, Dünya Bankası araştırmalarına göre. Tüm doğal felaketler göz önünde bulundurulduğunda. Bakın, burada iklim değişikliği göz önünde bulundurulmamış. Buna iklim değişikliğini de eklediğimizde durum daha da kötü bir hale geliyor. Dolayısıyla biz şu an artan bir volatilite görüyoruz. Bu şu anlama geliyor. Yani havalar daha belirsizleşecek ve daha tehlikeli hale gelecek. Biz de daha fazla
sel göreceğiz, kuraklık göreceğiz, fırtına göreceğiz. Dolayısıyla bizim ne yapmamız gerekiyor? Bizim teknolojiden faydalanmamız gerekiyor. Yalnızca iklimi mahvetmek için değil, aynı zamanda bu artan hava riskleriyle mücadele etmek için. İşte bu nedenle AXA son 5 yıldır özel bir birim oluşturdu. Ve burada amacımız aslında bu artan hava riskleriyle mücadele etmek ve daha etkin, akıllı bir biçimde harekete geçmek. Diğer ülkelerde neler yapıldığını hiç böyle biraz eminim incelemişsinizdir de neler gördünüz? İklim değişikliği ve etkilerine karşı hangi önlemler alıyor? Hı. Belki biraz daha hani böyle kamu neler yapıyor? Oradan böyle biraz da örnekler paylaşın bizle. Mesela Amerika'ya bakacak olursak, Amerika'da bence 2017'de önemli felaketler yaşandı, büyük felaketler yaşandı. Birleşmiş Milletler'in de IPCC adlı bir araştırma kurumu var. İklim değişikliğini ele alıyorlar. Ve daha giderek şiddetleneceği kanaatindeler fırtınaların. Dolayısıyla 2017'de zaten 3 tane büyük fırtına yaşadık. Karayipleri ve Amerika'yı vurdu. Rekor kırdı bu güçlü fırtınalar. Gördüğümüz en güçlü fırtınalardı. Zaten tek bir örnek bu olabilir size verebileceğim küresel boyutta. Yalnızca Amerika'da değil aslında. Avrupa'da, dünyanın her yerine etkiliyor. What about Europe? Europe. Avrupa'da çok daha güçlü sıcaklık dalgaları görüyoruz. Sıcaklıkların değiştiğini görüyoruz. Mesela bahar daha erken geliyor. Soğuk dönemler değişti. Normal hava paternleri değişti. What I remember is that, especially in Ethiopia, there has been a very strong drought. And UN, FAO, and Ethiopia'daki bütün bu kuraklıkla mücadelede ortaya çıkan ekonomik kayıpların parametrik sigorta kapsamında tazmin edilmesi için önemli çalışmalar da yapılıyor. Benim de Avrupa düzeyinde bildiğim kadarıyla özellikle İngiltere, Almanya gerçekten bu konuda iklim değişimi ve buna bağlı etkileri engellemek için parametrik sigorta türevler üzerine fonlar kurmak için çalışmalar yapıyor. Şu parametrik sigortaya geleceğim ama ben Voli'ye mesela Sayın Voli'ye şunu sormak istiyorum. Halk farkında mı iklim değişikliğinin, yani hem Amerika'da hem Avrupa'daki yaşayan insanlar, evet iklim değişikliği var ve bunun da etkileri çok sert, bunun farkındalar mı? Ve farkındalarsa da ne yapıyorlar? Farkında değillerse de sizler ya da oranın yöneticileri neler yapıyor? Bir iki cümle onu da merak ediyorum. Ben çok merak ediyorum. Mesela herkes farkında mı bu konuda? En yani? Önemli konu zaten. Önemli farkındalık. Evet, farkındalık. Şimdi şu an bence eğer siz ekonomik alanda çalışıyorsanız zaten havaya çok hassas oluyorsunuz. Özellikle tarım sektörü tüm dünyada zaten anlamaya başladı hava paternlerinin değiştiğini ve bunun etkilerini görüyor. Aynı şey enerji sektörü için de geçerli. Enerji sektörü de özellikle de yenilenebilir enerjiye bakacak olursak havaya çok bağımlı bir sektör. Dolayısıyla bu sektörler zaten etkilerini hissediyor iklim değişikliğinin. Daha az hassas olan sektörlere bakacak olursak muhtemelen insanlar çok da farkında değildir. Özellikle de iklim araştırmaları okumayan kişiler muhtemelen bu paternlerin nasıl geliştiğini, nasıl hızlı bir biçimde dönüştüğünü anlamıyorlardır. Dolayısıyla IPCC, Birleşmiş Milletler Kuruluşu, duruma ilişkin raporlarını oluşturduğunda aslında durumun ne kadar kötü olduğu ortaya çıkıyor. İklim değişikliği giderek şiddetleniyor ve sizin de söylediğiniz gibi tabii ki bilinç son derece farklı. İnsanlar ne kadar etkileniyorlarsa o kadar anlıyorlar aslında. Bence burada temel sorun yani etkiyi hissetmemiş bireyler maalesef farkındalık konusunda beklenen seviyede değiller. Biz bile ülkemizde bundan iki yıl önce Türkiye'ye başlayalım. İki yıl öncesine kadar yani bu kadar iklim değişiminin yol açabileceği ekonomik ve fiziksel zararları yaşamamıştık. Son iki buçuk yıldır Türkiye'de iklim değişimini daha sık konuşulurduk. Tabii bu bitmeyecek bir aslında sıkıntı ve bitmeyecek bir tehdit karşımızda. Peki şimdi aslında bu soruyu
şeyi konuşuyoruz, hani konuları konuşuyoruz. Önlemi var mı diye bir erken uyarı sistemi diye var, sistemleri var. Mesela bizim arkadaşlar gitmişler, bu depremde, afetlerde karşı nasıl erken uyarı? Hep konuşulur ya işte karıncalar çıktığında deprem olacak, köpekler olduğunda işte şu olacak falan gibi. Güzel bir haber hazırlamışlar. Onu bir izleyelim. Ondan sonra parametrik sigortaya dönelim. Aytaç, bu arada yönetmenimizden de rica edelim. Şeyi de, bu grafikler çok önemli, onları da verelim. Efendim, bir haberimiz var. İzleyelim. Afetleri en az zararla atlatmanın yolu o felaketlere hazırlıklı olmak. Hem dünya hem Türkiye afetlerin öngörülmesi ve mümkünse önlenmesi için teknolojiden nasıl faydalanıyor? Sosyal medyadan yapay zeka ve robot teknolojilerine kadar birçok teknoloji afet yönetimi kapsamında kullanılmaya başlandı. Sensörler, mobil internet ve nesnelerin interneti ile afet riski altındaki bölgelerde toplanan veriler ışığında gerçekleştirilen modellemeler ve yapılan analizler, tehditlerin önceden tespit edilmesini ve gereken önlemlerin zamanında alınmasını sağlıyor. Gelişmiş uydular, denizlerdeki sensörler, depremden tsunamiye pek çok felaket öncesi ve sonrası için önlem almaya olanak sağlıyor. Sosyal medyada afetlerde yardımlaşma ve koordinasyon için tercih edilen bir kaynak. İnsansız hava araçları da afetlerde insanlara fayda sağlayan araçlardan. Türkiye'ye gelince, AFAD, TÜBİTAK ve Bilgem İşbirliği ile doğal afet ve savaş durumlarında vatandaşları uyaran İKZ Alarm Bütünleşik Sistemi faaliyette. Projede coğrafi bilgi sistemli haber alma ve yayma sistemi, SMS, mobil uygulama, anons yeteneğine sahip İKAZ Alarm Sistemi de bulunuyor. Sistem AFAD, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, Orman Genel Müdürlüğü gibi kurumlarla sistemli şekilde haberleşiyor. Afet Koordinasyon Merkezi AKOM'da sel taşkınlarından buzlanmaya, deprem hasar kayıt sisteminden meteoroloji gözlem istasyonlarına kadar birçok erken uyarı sistemi mevcut. AFAD aynı zamanda Aselsan'la birlikte ülke genelinde 120 noktada ikaz ve alarm sistemini hayata geçiriyor. Depreme gelince, Kandilli Rasathanesi tarafından işletilen 24 saat ölçüm yapan 900 istasyon var. Erken uyarı sisteminde uyarı Marmara için 5 ile 7 saniye arasında. Merkezi Bursa'da bulunan Doğa Hareketleri Araştırma Derneği de Marmara bölgesi başta olmak üzere birçok ilde 62 istasyonla depremselliği takip ediyor. Evet, aslında erken uyarı sistemleri var. Önemli olan bunlara uymak. Şimdi parametrik sigortaya geçeceğiz. Ben de merak ediyorum. Ama efendim, biz yayındayken yönetmenimiz güzel bir grafik ortaya koydu. Onu birlikte isterseniz izleyelim hep birlikte. O ısınma, dünyada ısınma nasıl oluyor? Aytaç, verelim bu arada yaklaşık 5 saniye. Şu anda şeyi görüyorsunuz. Dünyada işte kaç yılından itibaren söyle. Yani 50'lerden gelen bir ısınma eğrisi bu. 50'lerden beri dünya nasıl ısınıyor, evet, ve ortalama 1,5-2 derecelere varan ısı farklılıklarını görmeye başlıyoruz. Gerçekten çok iyi çalışmış arkadaşlar. Yani bugün geldiğimiz nokta, kızardık. Kızarmanın anlamı şu: artı 1,5 derece değişti dünyanın ortalama ısısı. Yani bu kuraklık, buzulların erimesi ve iklim değişiminin ana sebeplerinden bir tanesi ve çok net olarak görüyoruz bunu açıkçası. Tamam, biraz, her yerde var. Biraz sonra aynı şekilde sıcaklık değişimi, bu mu Aytaç? Evet. Bu ne Yavuz? Sen anlat bunu bize. Bu da aynı şekilde sıcaklık nasıl ilerliyor ve bundan sonra önümüzdeki yıllara doğru gittiğimizde eğer kontrol edilemezse 2050-2060'lara doğru, yani o gördüğümüz artı bir dereceler 3-4-5'lere geldi mi dünyanın tamamen kuraklıkla veya çok aşırı beklenmedik yağışlarla karşı karşıya kalma olasılığı var. Yani 70'lerden bugüne 2 dereceye geldik. Ama önümüzdeki 30 yılda artı 4 artı 5 dereceleri görüyoruz. İşte dikkat çekmemiz gereken nokta bu. İklim değişimi bu. Ortalama sıcaklık artıyor. Aslında ben bir şey söyleyeyim ya, biz bunca zaman boşuna yayın yaptık. Şunu yerseydik bütün yayınlarda zaten hep. Ama her kimleri etkilediğini göstermemiz lazım. Tabii canım, işin kimleri etkilediğini göstermemiz lazım. Sayın Voli,
parametrik sigortayı anlatın bakalım bize, ne demek? Ben Yavuz'dan duydum, daha yeni yeni duymaya başladım. O öyle ders veriyor bana sigortacılık hakkında boş zamanlarımızda. Oradan duydum ama dünyada nedir parametrik sigorta? Biz neyi anlamalıyız? Bize biraz anlatın. Çok basit olarak anlatacağım. Parametrik sigorta aslında otomatik veri tetikli diyebiliriz. Verilerle ilintili hava ve iklim verileriyle çalışıyoruz. Çünkü aslında zaten çok fazla havaya ilişkin veri var elimizde ve havayı nasıl modelleyeceğimizi biliyoruz. Dolayısıyla hava parametrelerimiz var. Mesela işte güneş ışığı, rüzgar hızı, yağmur gibi parametreler var elimizde. Endeksler var ve aslında bu endekslerin müşterinin gerçek kaybı ya da cirosuyla ilintili olmasını istiyoruz. Bununla örtüştüğünde artık tetik seviyeleri, eşikler nelerdir buna bakıyoruz ve buna göre ödemeler yapılıyor. Aynı zamanda maksimum neyi almak istiyorsunuz buna da bakıyoruz. Bir örnek verecek olursak, diyelim ki Anadolu'da bir güneş çiftliği var diyelim ve aslında koruma istiyorsunuz. Güneş ışığı olmadığında koruma istiyorsunuz. Bir yıllık ölçümler yapıyoruz. Ne kadar güneş ışığı endeksi var buna bakıyoruz ve bunun yakın olmasını istiyoruz. Geçmişteki cirolarla örtüşmesini istiyoruz. Eşik noktalarını seçiyoruz. Diyor ki, İşte mesela müşterinin ortalama güneş ışığı %20'nin altına indiğinde ödemeye başlamasını istiyoruz. Bu şekilde ilerliyoruz. Belki işte 3 milyon liralık bir durum söz konusu. Ne yapıyoruz biz bu durumda? Hesaplamalarımızı yapıyoruz. Yıl boyunca güneş ışığı nasıl, buna bakıyoruz. Diyelim ki ortalamanın %30'un altındaysa bu durumda belki 1 milyon lira alıyorlar o yıl. Eğer bir sonraki yıl güneş ışığı %50 altındaysa ortalamanın, tüm 3 milyon lirayı geri alabiliyorlar. Bugün bu şekilde uygulanıyor bu sigorta değil mi? Dünyada ya da sizin ana merkez Fransa'da ve yani özellikle bu birinci soru. İkinci soru, hangi sektörlerdeki işletmeler ya da sanayi ya da ticari tesisleri buna ilgi gösteriyor? 3, nedir? İlgi var mı ve bir hacme ulaştı mı? Şimdi aslında 5 yıl önce kurulduğumuzdan bu yana yaklaşık 40 ülkede aktif olduğumuzu söyleyebilirim. Dolayısıyla çok hızlı bir büyüme söz konusu parametrik sigortada ve daha önce belirttiğim sektörler son derece havaya hassas sektörler. En çok buralardan, mesela tarım alanından çok fazla talep geliyor. Yenilenebilir enerji, geleneksel enerji ve aynı zamanda taşıma, turizm, inşaat sektörleri ve havaya hassas tüm sektörler aslında ilgileniyor diyebiliriz. Tüm yaptığımız araştırmalara baktığımızda aslında son derece yaygın bir biçimde çalışıyoruz. 10 sektörden 7'sinin bizimle ilgilendiğini söyleyebiliriz. Ve faydalarına bakacak olursak parametrik sigortanın, öncelikle çok hızlı dönüşler alıyoruz. Geleneksel sigortanın dönüşü son derece yavaş olabilir ama parametrik sigortaya bakacak olursak verilerle tetikleniyor. Yani güneş radyasyonunu anladığımızda neler yapacağımızı hemen anlıyoruz ve size ödemenizi yapıyoruz. Ve maliyet etkin bir sigorta türü, çünkü aslında hesaplamalarımızı kayıba göre yapıyoruz. Zaten elimizdeki veriler bize bunu söylüyor. Gerçek zamanlı verilerle çalışıyoruz. Son derece şeffaf, objektif biçimde çalışıyoruz. Satelit veriler kullanıyoruz. NASA'dan gelen veriler, Avrupa Uzay Kuruluşu'nun verilerini kullanıyoruz. Aynı zamanda ulusal hava hizmetlerini kullanıyoruz. Ve Türkiye'nin de harika hava kalitesi var. Tüm hava istasyonları son derece iyi burada. Bir başka avantajına da bakacak olursak son derece ona biraz esnek. Sonra geçelim. Yavuz'a Türkiye'deki uygulamayı da sorayım. Ondan sonra devam edelim bir başka avantajına. Bu arada Yavuz Aytaş da grafik onun için verirse parametrik sigortasında nasıl çalışıyor? Bir ekrana yansıtabilirler. Şimdi bir Türkiye'de var mı? Uygulanıyor mu? Yani siz mi uyguluyorsunuz? Başkaları da var mı? Türkiye'de hangi sektörler mesela? Sayın Voli, işte tarım, enerji, normal zaten bunlar olması gerekiyor. Türkiye'de hacmi nedir? Yeni mi başladı?
Biraz burada Türkiye'den bahsetsene. İşin açıkçası yani Türkiye'de hem sigortalılar hem risk altında olan işletmeler ve yatırımlar hem de sigortacılar parametrik sigortaları son 2 yıldır konuşmaya başladı. Önce bir anlama safahatımız var biliyorsunuz. Hem tekniğini hem de bunun altyapısını kurgulamak için. Sigortacı tarafının yani kurumumuz da buna dahil Aksa grubu olarak buna hazır durumdayız. Aslında burada yine bir farkındalık konumuz var. Yani bugün tarım, özellikle yenilenebilir enerji, inşaat sektörü özellikle etkilenecek gözüküyor ülkemizde. Biz şu anda bu teminatları, bu korumaları ekonomilerinde ortaya çıkabilecek müşterilerimizin sıkıntılarını koruyacak bu modelleri anlatma durumundayız. Tanıtıyoruz. Henüz istenen seviyede bir açıkçası kullanım yok. Ne demek bu? Henüz sattığımız sigorta poliçesi onu geçmedi. Ama 10 tane satıldı tabii, herhalde. Tabii. Bunlar şu anda kullanımda. Maksadımız tabii etkili bir şekilde Türkiye'de gündeme gelen bu iklim değişimi kökenli doğa hareketlerinin yol açtığı ekonomik zararları anlatmak ve korumak. Bizim için de güneş enerjisi öncelikli geliyor. Çünkü ölçmesi çok kolay. Uydulardan gelen veriler, meteoroloji istasyonlarından gelen verilerle hava koşulları çok rahatlıkla raporlanabiliyor. Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi en başına odaklandığımız konular Türkiye'de de. Ortak çalışıyor herhalde değil mi? Fransa Parametre Sigorta Türkiye'de... Yani şöyle biz tamamen grubun bütün teknisyenlerinin, aktüerlerinin tüm modellemeleri kullanıyoruz. Biz tamamen grubun ürününün burada temsilcisi durumundayız. Ama kendi içimizde de Aksa Global Parametrik ekibinin eğitim verdiği 2 tane uzmanımız var. Bu arkadaşlarımız projeyle ilgileniyorlar. Yani mesela Aksa veriye ulaşmada sorun yaşamadığını anlıyorum. Evet. Ve çok ciddi bir analiz ekibi kurduklarını orada anlıyorum. Şimdi bizde veriye ulaşmak kolay mı? Bu parametrik sigortayı, çünkü bu anladığım kadar parametrik sigorta dediğiniz veri odaklı bir sigorta. Yani bizim şey gibi, trafik gibi kes ver hadi. Yok, azar olduğunda çok gel. Doğru söylüyorsunuz. Tamamen veri odaklı. Tabii veri artık uydular vasıtasıyla alınan veriler bütün ülkelerde ortak kullanılabiliyor. Bu çok önemli bir avantaj. Tabii grubun bu konuda yaptığı yatırım çok önemli. Ama Türkiye'de de özellikle meteoroloji istasyonlarında yağış, fırtına gibi verilere baktığımızda çok kaliteli veriler var. Yani biz bunları grupla karşılıklı teyitleşmiş durumdayız. Dolayısıyla ben Türkiye'nin veri anlamında bir sıkıntısı olmadığının altını çizebilirim. Hatta son 30 yıl gerçekten doğrulanmış ve en kaliteli dönemdir. Ama son 50 yılda da çok anlamlı veriler var. Zaten parametrik sigortalarda geçmişe ilk bir yıldan olası bütün geçmişe bakıyor ve modellemesini çıkartıyor. Bu anlamda tabii aktüeryel metotlar ve grubun istatistik metotları bizim verimizle örtüştüğünde herhangi bir sorun olmadığını görüyoruz. Ama burası bir laboratuvar gibi düşünürseniz laboratuvar Paris'te. Sayın Vali, iklim değişikliği sadece ısınma mıdır, küresel ısınma mıdır? Küresel ısınma aslında esas faktör. Çünkü karbondioksit seviyelerinden dolayı bu kaynaklanıyor. Ama küresel ısınmanın etkisine bakacak olursak hava paternleri tamamen değişiyor. Gelecekte bu tamamen değişecek. Ve aslında tam neler olacağı nette değil. Dolayısıyla daha önce de söylediğim gibi bizi gerçekten farklı sektörlerde de bu etkileyecek. Ve şundan da bahsetmek istiyorum size. Şu an bilinç giderek artıyor. Dolayısıyla düzenleyiciler, regülatörler, kredi kuruluşları, tüm ajanslar aslında yavaş yavaş iklim değişikliğini göz önünde bulundurmaları gerektiğini anlıyorlar. Ve dolayısıyla şirketleri buna göre profilliyorlar. Borçlarını da buna göre profilliyorlar. Dolayısıyla iklim riskleri nelerdir, bununla nasıl mücadele edecekler, buna bakıyorlar. Devletler de buna dahil. Bilmiyorum Bloomberg görev gücünü duydunuz mu? Şimdi şirketler bunu kullanıyorlar ve hava risklerini ifşa etmek zorunda kalıyorlar. Ne tür ölçümler yaptı, ne tür önlemler aldıklarını ifşa etmek zorunda kalıyorlar. Bu da bence aslında bilincin artırılmasına yol açıyor. Parametrik sigorta
nereye doğru gider önümüzdeki 5 ya da 10 yılda? Ben şimdi Yavuz'a sonra bununla ilgili bir şey soracağım. Buyurun. Nereye doğru gider? Bence iki heyecanlı nokta var aslında. Önemli bir konu olacak parametrik sigorta. Şimdiye kadar parametrik sigorta pazarı geleneksel sigortaya göre küçük bir pazardı. Ancak iki farklı şey var. Şimdi öncelikle daha önce dediğim gibi regülatörler bu konuyu ciddiye alıyorlar, risklerini ölçümlüyorlar, ne kadar acil olduğunu biliyorlar bu konunun. Önlem almaya çalışıyorlar ve aynı zamanda teknolojideki gelişmeler de var. Dolayısıyla uydu verileri giderek daha iyi hale geliyor. Bunu görüyoruz. Dolayısıyla elimizde uydu resimleri var, dronlardan aldığımız, uçaklardan aldığımız daha detaylı profillemeler var. Mesela 1 santimetreyi görebiliyoruz artık. Her saniye elimize veri geliyor. Elimize gelen verilerle birlikte daha da gelişiyor parametrik sigorta. Hava istasyonları da daha iyi hale geliyor. Yeni sensörler var. Mesela Amerika'daki bir startup artık neler olduğunu görebiliyor, doğuda neler olduğunu görebiliyor ve ne kadar hızlı hareket ettiğini görebiliyor. Tüm bu veriler farklı noktalarda, farklı tehlikelerde bizi uyarabiliyor. Dolayısıyla parametrik sigortanın öneminin artacağını söyleyebilirim gelecekte teknolojik gelişmelerle birlikte ve artan bilinçle birlikte. COBİ'ne örnek birkaç tane araştırmaya baktım. Bunların ilk sırada en büyük endişeleri doğal afet geliyor. Doğal afette biz iklim değişikliğine bağlıyoruz. Belli bir zaman sonra şöyle bir tabloyla karşılaşır mıyız? Ya benim işte yangın sigortasıydı, şuydu buydu falan gerek yok. Şu parametrik sigortayı yapın, zaten benim en büyük endişem doğal afet deyip bu mudur? Buraya gider mi? Ben çok sanmıyorum açıkçası. Çünkü çok uzun yıllardır sigortacılıkla faaliyet gösteriyoruz. Önce maddi varlıkları korumaya başladık. 2010'lara kadar gelir kaybı ve kar kaybı sigortalarını hiç konuşmuyorduk hatırlarsanız. Ondan sonra konuşmaya başladık. Çünkü risk sadece doğal afet değil, işletmenin kendi riskleri de var. Dolayısıyla aslında hep tamamlayarak geliyor ve bence de dünya sigortacılığı da, Türk sigortacılığı da gelişen riskleri çok iyi algılıyor, öğreniyor ve ona uygun çözüm üretiyor. Aslında parametrik sigorta bununla alakalı. Ben şöyle bir üçleme bekliyorum yakın gelecekte, bu 5 yıldır yakın gelecek. Maddi varlıklarımızı korumaya devam edeceğiz. Bunun içinde doğal afet riskleri de olacak. Yani depremi, seli, fırtınası, hortumu, dolusu hepsi dahil olacak. Buna bağlı gelir kaybı ve kar kaybı sigortaları da olacak mutlaka. Ama bazı endüstriler parametrik sigortayı da tamamlayıcı olarak alacak. Çünkü bazı işletmelerin parametrik sigortalara uygun olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla onlar gelir kaybı ve kar kaybını almaya devam edecekler. Tesislerini bir su bastığında, fırtınadan büyük bir afetle karşılaştıklarında durma süreleri için onlara bir kar kaybı, gelir kaybı satmaya devam edecek sektör. Onlar da böyle koruyacaklar. Ama işte enerji sektörü, tarım sektörü, inşaat sektörü gibi alanlarda onların durma sürelerinde gelir kaybı net hesaplanabilir olduğu için, gelirleri tamamen doğal kaynaklara bağlı olduğu için onlar da varlıklarını fiziksel korumaya devam ederken parametrik sigorta ile zenginleştirecekler. Bu bir üçleme. Bu üçlemenin üçü de bir arada olabilecek aynı zamanda. Bazı işletmelerde sadece ikisini alabilecek. Dolayısıyla birbirini tamamlayan unsurlar olarak bakmamız lazım. Biri birinin önüne geçecek diye düşünmüyoruz biz açıkçası. Peki bir dakikam var. Sayın Voli ile bitireyim. Onunla başladım. Ne yapmak lazım? Bir iki cümleyle. İklim değişikliğine karşı birey olarak ne yapmak lazım? Bir iki cümle. Büyük bir soru aslında ve yapabileceğiniz çok fazla şey var günlük hayatınızda. Aslında bu sigortayla da çok ilintili değil. Daha az et yemek, yeme paternlerinizi değiştirmek, beslenmeyi değiştirmek, araba yerine bisiklet kullanmak, elektrikli araçlarla hayatınızı sürdürmek gibi. Ama iş açısından bakacak olursak yapmanız gereken ilk adım öncelikle ölçümlemek. Hava risklerinizin neler olduğunu ölçümlemek. Sigortaya girmeden şunu söylemek istiyorum. Öncelikle havanın sizi nasıl etkilediğine bakmanız gerekiyor. İşimi nasıl etkileyecek gelecekte buna bakmanız gerekiyor. Ve bireysel seviyede de bunu yapmanız lazım. İşte bu ölçümlemeleri yaptıktan sonra ancak ben nasıl bu riski azaltacağım?
buna bakacaksınız. Yani mesela sel engelleri olacak mı, sulama sistemleri nasıl olacak kuraklıkla mücadele etmek için? Mümkün mertebe riskinizi azaltmanız gerekiyor. Ve ardından riskinizi nasıl transfer edeceksiniz, çok teşekkür ediyorum. Ortaya nasıl yani, bakacaksınız? Bunu hoş geldiniz ve çok güzel şeyler paylaştınız bizle. Çok çok teşekkür ediyoruz Sayın Voli. Yalnız çok teşekkürler. Bir de bizi yalnız bıraktın. Temennim odur ki inşallah yine bundan sonra birlikte oluruz. Bu konuyu konuşmaya devam ederiz. Sana da çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Aracı olduğun için ayrıca teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Efendim çok şey anlattık. Aslında verdiğimiz grafikler de çok şey anlatıyor. Keşke imkanımız olsa sizlere yollasak, arada bir açsanız da baksanız, işte bakın sonucu budur diye. Ama hani ulaşırsanız bize, biz bir şekilde e-mail ile de yollarız onları size. İyi bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz. Şimdilik diyor, hoşça kalın.